Evet dostlar, Gerede gişelerine doğru devam ediyoruz. 95 dayı, 95 dayı, sana yürü. 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 Sana 95. Gerede gişelerini de geçtik arkadaşlar. Böyle otobana bağlanacağız yavaş yavaş. Demirci dayım kaptırdı gidiyor be. Evet, otobana attık kendimizi arkadaşlar ama bundan sonrası kötü. Sonrası kötü. Nerede olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Benim söylememe gerek yok. Yola devam. Evet. Şimdi arkadaşlar buralarda var ya, ne bileyim ya, aklım karma karışıp gitsem mi kalsam mı burada, gece mi gitsem gündüz mü gitsem, gitsek acaba yolda tıkanır kalır mıyız, bir sürü şey takıldı kafama. Şimdi Bolu'ya doğru yağmur yağıyorsa o sıkıntı, bir sürü şey var. Buralarda yer varken
oradaki tesisi faaliyete geçirmişler tamamen. Oraya taksiler girebilir, kamyonlar giremez. Bir şeyler yapmışlar. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey daha dikkatimi çekti. Geçen bayağı oldu. Bir tane yakıt istasyonuna girdim. İsim vermeyeyim şimdi. Yakıt istasyonuna girdim. Yani verilen hizmetlerden az çok tahmin edersiniz anlatacağım şeyden dolayı. Hangi istasyonlardan olduğunu ve yerini de söylemeyeyim. Herhangi bir istasyon işte. Öyle söyleyeyim. Depoyu dedim ki abi dolacak mı dedi. Dolacak kardeşim dedim. Donduralım dedim. Depoyu doldurdu. Aşağı yukarı 17-18 bin liralık yakıt aldım. Depo dolunca. Hani 18 bin lira diyelim. 17 bin küsur 18 bin lira. Bir 40-50 lira daha olsa 18 bin lira olacak. Depo almadı daha. 18 bin liralık yakıt aldım. Orada bekliyorum. Yakıt doluyor ya, arabanın başında da bekliyorum. Lavaboya falan gittim, geri geldim. Arabanın başında bekliyorum işte yakıt dolarken. Bakıyorum şimdi gelen küçük arabaların adam 500 liralık, 1000 liralık, 1,5 liralık yakıt alıyor arkadaşlar. Adamların camlarını, aynalarını yıkıyorlar. Arka camını, ön camını güzel gene çekmasına çekiyorlar. O süngerli tarafıyla da çekmasını yıkıyorlar. Dedim ki ya pompadaki çocuğa, kardeşim dedim ya, adam dedim kaç liralık mazot aldı abi, 1000 küsür liralık diyor. Yanlışa söylemezsem ya 1200 lira yakıt aldı abi. Dedim bak şimdi o adamın dedim camını dedim cercevesini güzel gene dedim yıkadın sildin dedim, tertemiz ettin değil mi dedim. Abi işimiz daha dedim. Evet, madem dedim işin de, benim arabanın camını niye yıkamıyorsun dedim. Ben dedim 18 bin liralık mazot aldım sen. Benim dedim arabanın camı niye yıkanmıyor? Ya abi onlar büyük ya, büyük. La kardeş, neyi büyük? Öbür arabanın ön camını yıkadın, arka camını yıkadın. Yan camlarını da yıkayacaksın neredeyse dedim ya. O adamın arka camıyla ön camı benim ön camım kadar olur. Benim camı niye? Abi sizin arabalar yüksek değiştir. Kardeş dedim öyle değil dedim işte bak. Öyle değil dedim. Buradaki dedim yanlış olay ne biliyor musunuz dedim. Ne abi dedi, ayrımcılık yapıyorsunuz. Niye? Nasıl dedi ayrımcılık yapıyor abi, olur mu dedi öyle şey. Nasıl olmaz dedim. Adama gidip dedim içeriden çay getiriyorsun, pet bardağı alan dedim. Ben dedim istesem dedim bana ağız burun kıvırırsın dedim. Ondan sonra adam dedim bak taksiyle geliyor dedim. Niye dedim, adamın taksisi lüks çünkü değil mi dedim. Lüks dedim. Hani lüks gözüküyor gözüne dedim. O taksinin değeri dedim 1,5-2 milyon olsun dedim hadi. Adama dedim üstüde dedim şey olduğu için gömlek, siyah pantolon beyaz gömlek giydiği için dedim adam sana dedim farklı görünüyor dedim. Sen dedim şimdi dedim bu adama dedim birinci sınıf muamelesi yapıyorsun o adama. Bize dedim ikinci sınıf muamelesi yapıyorsun. O adam dedim 1000-1,5 liralık mazot almış. Hadi 1800 liralık alsın dedim. Ben o adamın dedim 10 katı mazot almışım senden. Hangimiz daha çok para kazandırdı sana? O mu dedim ben mi? O adamın dedim 10 defa da alacağı mazotu ben bir defa da aldım senden değil mi dedim. Evet abi dedi. Peki dedim şimdi dedim benim dediğim bir yanlış var mı dedim. Ayrımcılık var mı burada yok mu dedim. Abi doğru söylüyorsun dedim. Doğru söylüyorsam dedim işte bak gelen dedim arabacılara, kamyonculara, tırcılara en azından dedim adamların gönlü olsun dedim ya. Ay iki fırça sürt dedim avruya camı. Yani adamın dedim hem ön camını yıkıyorsun hem arka camını yıkıyorsun dedim. Siliyorsun bir dedim. Ondan sonra bizim dedim bir ön camımıza dedim su tutmak dedim işimize gelmiyor şurada dedim. Doğru diyorsun abi dedi. Ha dedim şunu da söyleyeyim. Bizi dedim hani şey gibi fırıncılara derler ya dedim. Bunu gene gördüğünü gebitçi mi sandın derler ya dedim. Hani değmenci mi? Değirmenci mi sandın? Derler ya dedim.
Türkçesi. Biz dedim şimdi geliyoruz ya buraya dedim ha işte şortla, kapriyle işte üstümüzde bir penye. Geliyoruz dedim. Bundan o zaman dedim biz dedim lüks olmuyoruz değil mi dedim ha. Adamın altındaki araba 2 milyonluk dedim. Benim altımdaki araba dedim 6-7 milyonluk dedim. Oraya baktığın zaman dedim. Ondan sonra biz de dedim otobüs şoförü giyinip gelelim o zaman dedim. Yani giyim tarzına göre mi dedim hizmet veriyorsunuz yoksa dedim alım tarzına göre mi hizmet veriyorsunuz? Ondan sonra çocuk haklısın abi kusura bakma abi. Yıkayım abi camı dedim yok yıkamaya gerek yok dedim de yani. Dikkatimi çekti çoğu yerde dedim bu benim dikkatimi çekiyor. Söylemek istiyorum hani karşımdaki insanı da kırmak istemiyorum dedim. Söylemek istiyorum. Olmuyor. Buraya denk geldi dedim. Gene bak dedim. Burada dedim 4-5 tane arabanın camı yıkandı. Adam 4-5 tane araba dedim. Sizden dedim 5 liralık, 6 liralık. En fazla 7 liralık dedim mazot benzin aldı. Ya da 10 liralık alsın. O 5-6 arabanın dedim camını sildiniz, yıkadınız. Benim yarım kadar mazot almadı bu 5-6 araba dedim. Ben dedim tek başıma dedim 18-20 liralık mazot aldım. Ama dedim benim cam dedim bir köpük sürmediniz dedim. Yani dedim insanın dedim morali bozuluyor. Ne oluyor bu sefer dedim ayrımcılığa giriyor. İnsan dedim ikinci sınıf muamelesi yapıyorsun dedi. Bu sefer de adamın zoruna gidiyor. Doğru diyorsun abi dedi. Yarın öbür gün dedim senin başına da gelebilir böyle şey dedim. Senin de zorun. Hani insanın dedim dikkatini çekiyor. Çocuk kusura bakma abi doğru diyorsun. Özür dilerim dedi. Yıkayalım dedi bir daha dedim yok gerek yok. Hani böyle şeyler arkadaşlar insanın dikkatini çekiyor ve bu şekilde hizmet veren yakıt istasyonlarını da tahmin ediyorsunuz az çok. Gerçekten ayrımcılık yapıyorlar ya. Ne var yani iki şuraya aynı o arabanın camına sürdüğün gibi fırçanla iki sereceksin, çek basıla çekeceksin. Ha çoğumuz yazdan yaptırmayız onu. Çünkü leke kalıyor arabanın önünde, yanında, kapılarda mesela. Çoğumuz yaptırmıyoruz veya kendimiz yapıyoruz. Ama işte. Olay bu. Evet arkadaşlar yeni çaya aşağı sallandık gidiyoruz ya. Geniş geniş gidiyor buraya doğru şimdilik. Şimdilik abrağa doğru geniş geniş gidiyor. Bakalım aşağıya doğru ne yapacağım.
biter mi der gibi. Tüttürüp gidiyor. Yol ilerleyecek de emniyet şeridinden gelip girenler olmasa. Yola ilerleyecek yani. Bize reva değil ya. Metrobüsler gibi bize ayrı yol yapsınlar ya. Bak şimdi. Bak şimdi. Görüyor musun bak? Bak terbiyesizliklere bak bunlarda. Bak görüyor musun? Bak. Bak. Görüyor musun bunlardaki terbiyesizliği? Bunlar insan insan. Bunlar insan. Bunlar insan ya. İyi yani hobbit hobbit. Ne oldu dayı? Lastiğin mi patladı senin? Yok. Arkadaşlar böyle sürekli çekemiyorum size. Sürekli çekersem burada yarım saat 40 dakika dur oradan buraya geldik. Bunlara ne olmuş? Bunlar da arıza yapmışlar herhalde. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin.